Değerli basın emekçileri, koronavirüs tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit ediyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, tedavi gören yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İnsanlığı tehdit eden Korona-19'a karşı en kısa zamanda koruyucu aşının ve tedavi yöntemlerinin bulunmasını arzuluyorum. Alınan önlemler kapsamında okullara da 2 hafta biliyorsunuz ara verildi. Bu sürenin 2 haftayla sınırlı kalamayacağı çok açık gözükmektedir. Bugün sizler vasıtasıyla annelere, babalara, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir siyasetçi olarak değil, bir öğretmen olarak, bir baba olarak, bir dede olarak seslenmek istiyorum. Değerli anne ve babalar, çocuklarımız için kaygılanıyoruz. Bunu anlıyoruz. Bu olumsuz süreci uzmanların telkinlerine harfiyen uyarak sağlıklı bir biçimde geçirmek zorundayız. Evlerde sürekli haber programlarının izlenmesi, koronavirüsle ilgili konuşulması, konuya ilişkin telefon görüşmelerinin yapılması çocuklarımızı farkında olmadan olumsuz etkilemektedir. Bu durumun yaşanmaması için çocuklarımızı mümkün olduğu kadar televizyondan uzak tutmalıyız. Alacağımız önlemlerle çocuklarımızın da uyuması için korkutmadan onlara da önleyici tedbirleri tane tane anlatmalıyız. Bu süreçte anne ve babanın sergileyeceği doğru tavır, çocukların da doğru bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olacaktır. Peki çocuklar evde nasıl vakit geçirmeli? En büyük sorunumuz bu. Bunu dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açıklamaya çalıştı. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk kısmen açıklamaya çalıştı. Bu konuda yaratacağımız ve oyun tecrübelerimizle biraz da empatiyle harmanladığımız, çocuklarla geçireceğimiz zamanı keyifli bir şekilde dönüştürebiliriz. Çocukların her anını bir aktiviteyle doldurmak yerine evde olmanın tadını çıkartmaları, kendi kendine zaman geçirmeyi öğrenmek de çok değerlidir. Bu süre içerisinde çocuklarımızla evde oyun oynamak sadece onların değil hepimizin ihtiyacı. Bazen insan oyun oynamayı, çocukluğunu hatırlar ve yeniden bir tarih şeridi gibi çocukluğu önünden geçer. İşte bunun için sadece çocuklarımız için değil, kendimiz için de kapalı bir ortamda kendimizi de sağlıklı tutmak zorundayız. Sevgili çocuklar, çok kıymetli öğrencilerim, eğlenceli, öğreticili, keyifli vakit geçirmeye dair neler yapabiliriz? Sorusunu biraz kendi kendimize soralım. Annemize, babamıza, etrafımıza soralım. Öğretmenlerinizin anlattıklarını bir kez daha hatırlayın. Ama ben size buradan bir öğretmen olarak önerilerim var. Oyunlarla hayatımızı renklendirebiliriz. Mesela hem kendi gelişmemiz açısından hem de işe giden anne ve babalarımızın kaygılarını azaltacak çalışmalar üretebiliriz. Onlarla birlikte yapacağımız aktiviteleri planlayıp eğlenceli vakit geçirebiliriz. İlk şöyle başlamaya ne dersiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında bir yarışma düzenledi. Şiir yarışması çocuklara, resim yarışması. Gelin bu yarışmaya katılmak için resim yeteneğinizi geliştirin, şiirler yazın. Büyükler, size de var tabii ki. Siz de beste yarışmasına katılabilirsiniz. Bunun için bol bol vaktiniz var evde, çalışabilirsiniz. Gelin bununla başlayalım işe. İkinci olarak, duygusal gelişiminizi ve mutfak becerilerinizi besleyen oyunlar oynayabilirsiniz. Sadece kız çocuklarının mutfağa girmesinden bahsetmiyorum.
Sadece kadınların mutfağa girmesinden bahsetmiyorum. Erkek çocukların da babaların da mutfağa girmesinden bahsediyorum. Yemek menüsü hazırlayabilir, yemeği pişirme aşamalarına katkı sunabilirsiniz. Meyve tabağı hazırlayabilirsiniz. Hatta bunu bir oyuna bile dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gözlerinizi bir mendille bağlayıp sadece tadım sırasında burnunuzu kapatarak meyveyi ağzınıza alabilirsiniz. Yediğiniz meyvenin elma mı, havuç mu olduğunu fark edebildiniz mi? Hadi bir deneyin bakalım, fark edebilecek misiniz? Evdeki malzemelerle deney yapabilirsiniz. Hani büyüklerimiz televizyonlar sık sık elinizi buralara vurmayın, vurduğunuzda mikrop geliyor diye anlatıyor ya. Gelin bunun nasıl yansıdığını bir deneyle yapalım. Ne dersiniz? Karabiberli mikrop deneyi el yıkamanın önemini bir kez daha anlatacaktır size. Suyun içine dökeceğiniz bir miktar mikrop kabul ettiğimiz karabibere parmak batırdığınızda tüm mikropların parmağınıza doğru geldiğini göreceksiniz. Bakın, bir kabın içerisine suyu koydunuz, karabiberi döktünüz. Daha sonra parmağınızı soktuğunuzda suyun içerisine karabiberin parmağınıza doğru geldiğini göreceksiniz. Şimdi şunu da yapalım. Hani diyorlar ya sabunla 20 saniye yıkayın diyorlar ya. İşte sabuna gidelim, eli parmağımızı batıralım. Daha sonra o karabiberli suya parmağımızı sokalım. Karabiberler kaçışıyor değil mi? İşte mikroplar sabundan ve el yıkamamızdan nasıl kaçtığını bize gösteriyor. Nasıl? Eğlenceli değil mi? Bir de mor lahana deneyimiz var. Biraz rendelediğiniz mor lahanayı su, kolonya ve sirke içinde beklettikten sonra renk farklılığını gördünüz mü? Mor lahana hangi renge döndü? Hadi bakalım bunun deneyimini çok sirke dökmeden, kolonya çok pahalı, çok kolonya dökmeden deneyelim. Olur mu? Bunu anneniz de belki bilmiyor, babanız da bilmiyor. Onlar geldiğinde onlara çaktırmadan bu deneyi yaptırın, olur mu? Akşam yemeğine parmaklarınızın da vereceği lezzetle sürpriz bir salata yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizle birlikte iş paylaşımı yapabilirsiniz. Böylece hem onlara yardım etmiş hem de sorumluluk bilincinizi geliştirmiş olursunuz. Küçülmüş kıyafetleriniz var. Kardolabına bir bakın. Hadi küçülmüş kıyafetlerinizi ayıklayın. Soğukta donan kardeşlerinize bunu yollayın. Ne dersiniz? Ailenizle birlikte film günleri yapabilirsiniz. Filmler seçip seçtiğiniz filmleri birlikte izleyebilirsiniz. Kelime oyunu, yasak kelime oyunu, hafıza kartı oyunu, pratik bardaklar gibi kutu oyunları, satranç, dama, mangala gibi strateji oyunlarıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Evdeki bakliyatlarla örüntü oluşturabilir, boncuk dizme, kağıt katlama, tebrik kartı hazırlama, hediye kutusu tasarlama gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Egzersiz saati yapabilirsiniz. Evin içinde kapalısınız ya. Bu hem büyükler için geçerli hem küçükler için. Dışarı çıkamıyorsanız evin içerisinde egzersiz yapabilirsiniz. Sandalye veya minder yarışı, müzik durduğunda donup kalma gibi müzikli, danslı oyunlar oynayabilirsiniz. Okuduğunuz bir kitabın bir bölümünü birlikte anlatabilirsiniz. Albümünüzü inceleyip annenizin, babanızın çocukluğunu, annenizin gelinlik kıyafetini, babanızın damatlık kıyafetini o fotoğraflarda görüp bunun ne kadar ilginç olduğunu görebilirsiniz. Bu arada annenize babanıza bakıp çok yaşlanmışsınız da demeyin, olur mu? Onlar çünkü gelinlik çağında gençtiler. Bunun yanı sıra benim zaman geçirmeyi çok sevdiğim bir şey var. Kitap okumak. Ben biliyorum siz de zaman geçirmek için kitap okumayı öğretmeninizin hatırlattığını da bana söylüyorsunuz. Gelin öğretmeninizin söylediği kitabı okuyun. Ama bir de bir öğretmen olarak, emekli öğretmen olarak ben de sizin bir kitap okumanızı istiyorum. Eğer sıkılırsanız günde 30 sayfa kitabı okuyun, daha sonra diğer deneyleri yapın. Ve bunun yanında işlediğiniz dersleri mutlaka tekrar edin.
Uzaktan eğitim uygulaması başlattı Milli Eğitim Bakanlığı. Bunun bugüne kadar deneyimini yapmamış olabilirsiniz. Birçok çocuğumuz buna erişemeyebilir. Böyle bir sıkıntı var. Ama gelin bundan en iyi faydalanabilecek yol ve yöntemleri bulalım. Ama Milli Eğitim Bakanı'na buradan bir çağrım var. Sevgili Ziya Hocam, herkesin evinde internet yok, bilgisayar yok, akıllı telefon yok. Hatta televizyonu olmayan binlerce, on binlerce çocuğumuz var. Bunun uzaktan eğitimle bu sürecin tamamlanması mümkün değildir. Ama çocuklarımızın evde mutlaka bunu da kullanmaları gerekiyor. Olmayan komşusuna gitsin diyemiyorum. Çünkü sosyal mesafe kuralına hepimiz uymak zorundayız. Sınavlar ertelenmelidir. ÖSYM belli 9 sınavın tarihlerini değiştirdi, ileri attı. Milli Eğitim Bakanlığı bugün Sayın Ziya Selçuk yaptığı basın toplantısında, gazetecilerle yaptığı sohbette bu kararı açıklamalıydı. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuya dair hiçbir çözüm önermedi. Ama yapılması gereken iş bu sınavların derhal ileri tarihlere ertelenmesidir. Şimdi bunların tümünü yaptınız. Öğretmenleriniz var. Hani o kadrolu olmayan öğretmeniniz var ya, ücretli öğretmeniniz Ayşe öğretmen. O şimdi maaş alamıyor, biliyor musun? Onun maaş alabilmesi için onun gibi halk eğitim merkezlerinde kursiyer öğretmenlerin, özel okullardaki öğretmenlerin ve rehabilitasyon merkezindeki öğretmenler bu ara tatilde maaş alamıyorlar. Bunlar çocuğuna nasıl ekmek götürecek? Borçlarını nasıl ödeyecek? Suları kesilirse bunu nasıl temin edecek? Nasıl o 20 saniye elini yıkayabilecek? Ücretli öğretmenlerin bu derdine hızla çare olunmalı. Ne yazık ki dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna dair de herhangi bir çözüm önermedi. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk bugün gazeteci arkadaşlarımızın sorduğu soruya şu yanıtı verdi. Haklısınız, sorunları var ama mevzuat uygun değil. Ben şimdi bir milletvekili olarak söylüyorum. Mevzuatı uygun hale getirmek için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ücretli öğretmenlerin ücretlerini bu tür durumlarda almaları için yasa teklifi vermeye hazırız. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi grubu, hayır kardeşim, CHP bu teklifi verirse biz hayır deriz MHP ile birlikte diyorsa teklifi siz getirin. Biz teklifimizi hazırladık. Teklifimizi vereceğiz. Bu ücretli öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi şarttır. Bu kriz ortamında eğer buna çözüm üretemezsek gerçekten sorunun üstesinden gelemeyiz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a geçen hafta bu konuda soru önergemi verdim. Ona yanıt hala gelmedi, gelmesini de beklemiyorum. Ama bana yanıt vermeyi bıraksın, sorunu çözsün. Sorunu çözmek için eğer saraya gitmesi gerekiyorsa saraya gitsin, bu sorun çözülsün. Dün 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Bu ataması yapılan öğretmenler olumlu. Öğretmen ihtiyacına bir nebze olsun katkı sunacak. Ama bu öğretmenler mülakatta elenmeye kalkılırsa asla sorun çözülemez. Evet değerli dostlar, sevgili öğrenciler, öğretmenlerimizin sorunları var, okullarımızın sorunları var. Ama siz evde sıkıldığınızı biliyorum, sizin de sorunlarınız var. Hep birlikte bunları çözeceğiz. Eğitime ara verildi ama yoksul çocuklarımız okula giderken öğle yemekleri devlet tarafından veriliyordu. Şimdi bu çocuklarımıza yemek verilemiyor. Bunun için ne yapılmalı? Bunun için aile yardım sigortasının derhal devreye girmesi lazım. Açıklanan pakette Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 2 milyar lira para ayrılmış. Bu paranın dağıtım koşulu aile sigortasıyla mümkündür. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ivedilikle bu yasanın çıkartılması gerekiyor. Bu yasa çıkartılarak
Bu sorun da çözülmesi lazım. Tüm dünyayla yaşadığımız krizi bilinçli bir şekilde alacağımız önlemlerle aşabiliriz. Koronavirüs salgınının ciddiyetini kavrayarak tedbirlerimizi almalıyız. Aksi durumda insanlığı yok eden virüse karşı mücadele şansımızı kaybederiz. Koronavirüsten korkmuyoruz. Ama hiçbir zaman tedbiri de elden bırakmıyoruz. Evimize kapandık çıkmayalım. Sosyal mesafeyi iyi uygulayalım. Bunların hepsine tamam. Evimizde eğlenceli vakit geçirebileceğimiz benim aklıma gelen oyunları sizlerle paylaştım. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Koronavirüs bizim dayanışma gücümüzden, bizim birlikteliğimizden, bizim bütünlüklü çalışmamızdan daha güçlü değildir. Buradan koronavirüse yakalanmış olan hastalarımıza sahip çıkan, hiçbir tedbir dahi alınmadan cesaret ve kararlılıkla virüsün üzerine giden sağlık emekçilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Ama ne yazık ki onların ihtiyaçlarına dönük dün de bir açıklama yapılmadı. Buradan çağrımdır, saraya çağrımdır. Gelin sağlık emekçilerinin tamamına, hizmetlisinden temizlikçisine, temizlikçisinden doktoruna, doktorundan hemşiresine, 112 şoförüne kadar tamamına istisnasız bir maaş ikramiye verilmeli. Hem bugün onları rahatlatır, hem de onlara cesaret ve kararlılığı bir kez daha artırır. Bunu derhal zaman geçirmeden yapmak zorundayız. İkinci çağrım Sağlık Bakanlığı'nadır. Sağlık çalışanlarının tamamının özellikle maske ihtiyacı giderilmeli ve hastalara yaklaşırken özel kıyafetler istisnasız tüm sağlık çalışanlarına verilmelidir diyorum. Koronavirüs, biz Türkiye'yiz, biz birlikte bir Türkiye'yiz, biz birlikte bir araya gelerek dayanışma içerisinde seni bu topraklardan ve bu dünyadan, insanlığın başına bela olan halinden korkmuyoruz, senden kurtulacağız. Hep birlikte bu mücadeleye sarılacağız ve bu mücadelede kazançlı olan insanlık olacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Peki, teşekkürler.